Merhaba arkadaşlar, ben Sezar. Bu videoda bir piramitlerden başlayalım istedim. Şimdi biraz piramit çözümleri yapacağız. Bu bumerang piramit. Böyle bir seri var. 6-7 modelden oluşuyor. Mesela bu bumerang piramit. Böyle küçük. Renkler böyle biraz mat ve soluk gibi. Pembesi bu şekil, mavisi bu şekil. Böyle birkaç tane model var. Bir iki tanesi de bende var. Biraz bunlardan çözüm yapalım istedim. Bu bumerang piramit. Yani şekil olarak şu parçalar böyle bumeranga benzediği için bunun ismi bumerang piramit. Şöyle 4 renkten oluşuyor. Sarı, mavi, yeşil, pembe. Bunun çözümünü anlatmaya çalışacağım. Bu sadece kenar parçalardan oluşuyor. Köşe parçası yok, merkez parçası da yok. Şöyle kenarlardan dönüyor, köşelerden dönüyor daha doğrusu. Şöyle. Bunun çözümünü anlatmaya çalışacağım. Bu tarz küpler kolay oluyor. Yani pek bir zorluğu yok. Şimdi bunu bir karıştıralım. Nasıl çözüldüğünü. Bir göz atalım. Renkleri böyle biraz soluk ama yine fena değil, yani idare eder. Şimdi bunu bir karıştıralım. Şuradan karıştıralım. Zaten 3 tane parçadan oluştuğu için her bir köşede çok fazla bir zorluğu olmayan bir küp. Ama bazı bir noktası var. O noktayı bilmeyince çözmek bayağı bir uğraştırıyor. Şimdi o noktanın ne olduğunu söyleyeceğim. Bir karıştırdık diyelim ki. Şöyle bırakalım. Şimdi ilk önce ne yapacağız? İlk önce bir renk belirleyeceğiz. Oradan başlayacağız. Mesela sarıdan diyelim ki başlayalım. İki sarı oluşmuş. Bir sarı buraya gelecek. Bu sarıyı buraya getirmek için aynı 3x3 premix yöntemlerini kullanıyoruz. Şöyle bir kenara alırız. Sol tarafı aşağıya indirip tekrar yerine alıp sol tarafı yukarı kaldırıyoruz. Sarıları bitirmiş oluyoruz. Yani bir renk belirleyip o rengi bitireceğiz. O rengi aşağıya alacağız. Üstte ne var ona bakacağız. Şu 3 parça ne durumda ona bakacağız. Şu, şu ve şu. Mesela bu durumda mavi pembe doğru yere gelmiş. Yeşil pembe de doğru yere gelmiş. Ama mavi yeşil olduğu yerde ters dönmesi lazım. İşte anlatacağım şey buydu zaten. Tam denk geldi. Şimdi neden böyle oluyor? Bu parite gibi görünüyor. Bir dakika bekleyeceğim. Şimdi bu durum parite gibi görünüyor. Her taraf yapılmış. Tek parça ters dönmüş. Şu mavi yeşilin olduğu yerde ters dönmesi lazım. Bu durum parite gibi görünüyor. Demek ki biz bir şeyi yanlış yaptık ki böyle bir durumla karşılaştık. Doğru yapsaydık böyle gelmeyecekti. Yanlış yaptığımız şey ne? Şimdi onu bir bulalım. Yanlış yaptığımız şey şu. Sarıyı yaptığımız zaman, yani sarı tabandayken, zemindeyken sarı, şöyle tuttuğumuz zaman şu anda sağda yeşil var. Solda mavi var. Pardon. İşte böyle olmaması lazım. Sarı eğer alttaysa sarıyı yaptığımızda altta tutuyorsak sağ tarafta yeşil, sol tarafta mavi varsa bu yanlış demektir. Böyle olduğu için bu parça ters geliyor. Sağ tarafta mavi olması lazım. Sol tarafta yeşil olması lazım. Şimdi onu yaparsak düzelecek. Yeşille maviyi yer değiştirecek. Yani sarıyı alta aldığımızda sağ tarafta mavi olması lazım. Sol tarafta yeşil olması lazım. O zaman bu durumda karşılaşmayız. Şimdi onu bir düzeltelim. Sarıyı yaptığımızda sağ tarafta mavi olacak. Yani şunların yerini değiştireceğiz. Onu düzeltelim tekrardan.
tarafta mavi olacak. Nasıl olacaktı? Şöyle. Heh, yeşilin de buraya gelmesi lazım. Son sarı parçayı da yerine getirelim. Yani şöyle olması lazım. Sarıyı yaptık. Sağ tarafta mavi var. Sol tarafta yeşil var. Böyle olması lazım. Zaten üstü şöyle bir çevirdiğimizde tam denk geliyor. O zaman bu parite gelmiyor. Buna dikkat edeceğiz sadece. Sarıyı yaptığımızda, sarıyı böyle alta koyduğumuzda sağ tarafta mavi olacak. Sol tarafta yeşil olacak. Bunu yaparsak küp yani çözülmüş denk gelmeyebilir. Genelde şöyle denk gelir. Onu da göstereyim. Yani genelde böyle denk gelir. Sarıyı yaparız. Alta koyarız. Sarıyı yaptıktan sonra alta koyarız böyle. Sağda mavi, solda yeşil olur. Şu üst tarafa bakarız ne durumda. Burada 3 parçanın bir tanesi doğru, iki tanesi ters denk gelir genelde. Ki şu durumda da öyle. Pembe yeşil düzgün denk gelmiş. Mavi pembe doğru yerde ama ters dönmesi lazım. Mavi yeşil doğru yerde, bunun da ters dönmesi lazım. Aynı premix'teki gibi. Bu durumda şöyle yapıyorduk. Bu doğru parçayı arkada tutuyorduk. Sarı yine altta. Bu doğru parça arkada kalıyor. Bunun ters dönmesi lazım. Bunun da ters dönmesi lazım. Bu şekilde tutuyoruz. Burası sağ. Pardon. Burası sağ. Burası sol. Sağ aşağı. Sol aşağı. Sağ yukarı. Sol yukarı. Ondan sonra buradan tutuyoruz. Sağ yukarı. Sol yukarı. Sağ aşağı. Sol aşağı. Bunu yaptığımız zaman düzeliyor. Ama eğer ki sarıyı altta bırakıp da şu mavi ile şu yeşil ters taraftaysa, yani mavi burada değil de buradaysa, yeşil burada değil de buradaysa, o zaman şu parça ters denk geliyor ve düzelmiyor. Parite gibi görünüyor. Yani sarı alttayken her zaman için mavi sağda, yeşil solda olması lazım. Başka türlü çözülmez. Bir daha deneyelim. Şimdi karıştırmaya çalışıyorum. Karıştırdık diyelim ki. Diyelim ki karıştırdık. Sarıdan başlayalım. Şu an sarıyı yapmaya çalışıyoruz. Bu kısmı zaten anlatacak bir şey yok. Gayet basit. Şu sarıyı şuraya getirmek için bunu bir yukarı alıyoruz. Bu sol tarafı aşağı indiriyoruz. Sağ tarafı aşağı indiriyoruz. Tekrar yerine alıyoruz. Böylece düzeliyor. Bu yeşili, sarıyı buraya getireceğiz. Yine yukarı alıyoruz. Bu kısmı aşağı indiriyoruz. Geri alıp tekrar yukarı kaldırıyoruz. Sarıyı yaptık. Şimdi bakalım. Evet, düzgün olmuş. Sağ tarafta mavi, sol tarafta yeşil. Üst tarafı şöyle bir çevirelim bakalım hangisi düzgün denk gelmiş. Mesela şu durumda mavi yeşil düzgün denk geldi. Şu mavi yeşil düzgün denk geldiyse bu düzgün denk geleni şöyle karşıda tutuyoruz. Pembe yeşil ters dönecek. Mavi pembe ters dönecek olduğu yerde. Sarılar zaten yapılmış. Ve tutuş şeklimiz de doğru. Sarı alttayken mavi sağda, yeşil solda. Böyle olması lazım. Doğru olan parçayı arkada tutuyoruz. Mavi yeşil tam denk gelmiş. Çünkü bu şekilde tutuyoruz. Bir bozuk parça burada, bir bozuk parça burada. Bunu ters döndüreceğiz, bunu da ters döndüreceğiz. Sağ aşağı, sol aşağı. Sağ yukarı. Sol yukarı. Ondan sonra buradan tutuyoruz. Sağ yukarı, sol yukarı. Sağ aşağı, sol aşağı. Böylece çözülmüş oluyor. Yani bu kadar. Gayet basit. Sadece renk uyumundan yola çıkacağız. Renk uyumu da gayet basit. Sarı alttaysa sağda mavi, solda yeşil olacak. Öbür türlü ters denk gelir şu parça ve düzelmez. Bunun dışında bir şey yok. Gayet basit. Güzel bir küp. Yani koleksiyon yapıyorsanız bu da güzel bir parça. Bunu da burada bitirelim. Şöyle bırakalım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu merak piramit bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.